Merhaba sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Benim ismim Doçent Doktor Behçet İnan, Siirt Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Biz bugün Sümer hocamın da ifade ettiği Amerika Büyükelçiliği destekli Türkiye'de tarımsal biyoteknoloji alanında girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliği faaliyetlerinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamındaki projede bizim Siirt Üniversitesi de partner olarak yer aldı. Proje Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde Sümer Hocam'ın yürütücülüğünde gidiyor. Projenin diğer ortakları ise Michigan State University Amerika'da, Atatürk Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, bir de tabii başta da söylediğim Siirt Üniversitesi. Bir de tabii ki TTO'nun bu işin arkasında çok çok büyük desteği var. Çok çok büyük güçlerini hissediyoruz. Ayrıca Ankara TTO'ya çok büyük teşekkür etmek istiyorum. Fatih Tunca Bey de aramızda TTO koordinatörümüz, direktörümüz. Proje geçen sene geçti. Proje geçtikten sonra Amerika'daki partnerlerle biz Adana'da bir hafta boyunca projenin asıl konuları kapsamında çok faydalı, çok geniş kapsamlı toplantılar gerçekleştirdik. Bu bir haftalık proje toplantıları sonucunda belli başlı proje kazanımları tabii ki oldu. Mutlaka bunları işte öğrenci arkadaşlarla, işte hoca arkadaşlarımızla, sanayi ayağıyla, işte gibi diğer paydaşlarla paylaşıp bu işi yaygınlaştırma işi çok önemli oldu bizim için. O yüzden projede bulunan bütün ortakların bu proje önemli proje kazanımlarının yaygınlaştırması adına özellikle üniversitede bulunan akademisyenlerimize, öğrencilerimize, gerekirse tabii ki bölgedeki sanayi ve endüstri yatırımcılarımıza bu bilgileri vermemize karar verdik. Bugün de bu proje kazanımlarının yaygınlaştırması noktasında Siirt Üniversitesi keşke yüz yüze olsaydı tabii ki bu toplantılar ev sahipliğini yapıyor. Buna benzer bir toplantımız tabii ki daha olacaktı ileriki tarihlerimizde. Onu sonra tabii ki katılımcılarımıza duyuracağız. Ben de başlarken bu proje kazanımlarımıza biraz üniversitemizden bahsedeceğim. Bir sunumu var, kısa geçmeye çalışacağım. Özellikle üniversitemizin potansiyeli nedir? Akademik potansiyeli, işte idari potansiyeli nedir? Bundan biraz bahsedeceğim. Araştırma potansiyeli tabii. Ondan sonra bizim sağ olsun bizi kırmadılar. Doçent Doktor Fevzi Hansu hocamız. Dediğim gibi Sanayi Üniversite Kamu İşbirliği, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği üniversite sorumlumuz. Aynı zamanda kendisine Siirt Üniversitesi bünyesinde TETO'nun kurulması çok çok büyük katkıları olan bu işte önderlik yapan hocamız. Hocamız bu süreç hakkında bize biraz bilgi verecek. İşte üniversitemizdeki bu kurulum amaçları, bölgemizdeki üniversite sahne işbirliği potansiyelinin ne olduğu hakkında bize çok güzel katkılar yapacaktır. Ondan sonra ben sözü Ankara TTO direktörü olan Fatih Tunca Bey'e aktaracağım. Onu da çok güzel tarımsal biyoteknolojide teknoloji yönetimi hakkında çok güzel katkılarını, çok güzel bilgilerini alacağız. Ben çok zaman almadan sunuma geçmek istiyorum. Bir ekran paylaşımı yapayım. Sunum görünüyor mu acaba hocalarım? Görünüyor. Evet Behçet hocam görünüyor. Tamam, tam ekranda yaptınız. Çok güzel. Projenin adı tekrar görüyorsunuz ekranda. Gerçekten bu anlamda koordinatörlüğü yapan tekrar Sümer Hocama Ankara Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Diğer bütün paydaşlara, proje ortaklarına tekrar TETO'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyona sebep oldukları için, bizi buraya toplanma sebebiyeti verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Siirt Üniversitesi ayağına ben ve çok değerli Harun Hocam, bizim yine bölümün öğretim üyesi,
Doktor öğretim üyesi Harun Bektaş hocama çok teşekkür ederim. Çok katkısı geçti bu organizasyonların oluşturulmasında. Evet, Siirt'le ilgili kısaca bir bilgi verecek olursak, Siirt Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaklaşık olarak 322 bin nüfusu olan, 5717 kilometre karesi olan bir ilimiz. Yani sonunda da görüyorsunuz, ben bir tarafa fıstık, bir tarafa hayvancılığı bıraktım. Gerçekten şu iki ürün, hani belki merak edenler olmuştur, neden fıstık ve küçük başlı koydunuz. İkisi de sosyoekonomik aslında Siirt için gerçekten çok önemli tarımsal ürünler, hayvansal ürünler diyebiliriz. Ben de Siirt'imizin simgesi oldukları için bu iki ürünü tercih ettim. Yine Siirt'ten devam edecek olursak, Siirt'te gerçekten yiyen bilir tabii ki tadını. Yemeyen arkadaşlar da varsa, hocalarım da varsa onları da mutlaka bekleriz Siirt'te. İkramımız her zaman sonsuzdur, ikram ederiz. Büryan kebabımız çok lezzetli gerçekten. Sabah tüketiliyor genelde yemeyenler için. Sabah erken saatlerinde tüketilip ta akşama kadar tok bırakan, yani kaynağı gerçekten belli olan bir et. Çok lezzetli bir kebap diyebilirim. Şekilde yine Botan Vadisi ve Botan Nehri'ni görüyorsunuz. Botan Nehri ve Vadisi çok yakın zamanda Milli Park olarak seçildi. Yani şu an Milli Park statüsünü görüyor. Bu açıdan yine bir ekoturizm açısından çok önemli bir potansiyel olarak görüyorum orayı da. Yine tarımsal potansiyellerimiz nedir? Az önce de bahsettiğim fıstık tabii ki çok önemli bir tarımsal potansiyelimiz. Bal, arıcılık, pervari balımız coğrafik işaret kazanmış bir bal. Dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. Yine zivzik narımız keza aynı şekilde. Hayvancılıkta Türkiye'de dördüncü, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de dördüncü sırada olmamız yine tarımsal potansiyelin çok önemli bir diğer üyesi olarak söyleyebilirim. Evet. Tarımsal potansiyellere devam edecek olursak 85 bin geçe hektarı Siirt bölgesinde sulanabilir ve ekilebilir tarım alanı olarak mevcuttur. Yine 14.500 hektarı sulamaya uygun bir alan olarak geçiyor. Kuru tarıma da elverişli olan 62.721 hektarımız var. Yine GAP'ın tabii ki GAP projesinin daha da aktive olmasıyla, daha da gelişmesiyle, tabii ki Siirt bölgesinde içinde olan Çetin Barajı'nın devreye girmesiyle, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı Çetin Barajı bu arada. Yine Siirt'imiz için çok önemli bir tarımsal potansiyel oluşturacağından eminim. Bu anlamda Siirt'teki bu barajların da faaliyete geçmesiyle sulanabilir tarım alanlarının da çok daha fazla gelişeceğinden eminim. Siirt Üniversitesi'nden biraz kısaca bahsedecek olursak, Siirt Üniversitesi'miz kalite anlamında çok yakın zamanda çok güzel şeyler başardı. ISO 9001 belgesini aldım. Kampüsümüz küçük ama çok kullanışlı bir kampüsümüz var. Gezdiğimizde çok keyif alabileceğimiz yönleri var. Siirt Üniversitesi 2007'de kuruldu. Evet, 4 tane şu an enstitümüz var. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri ve Yaşayan Diller Enstitüsü olmak üzere 4 tane lisansüstü öğrencileri yetiştirmek adına enstitülerimiz var. 10 tane fakültemiz var. En son Sağlık Bilimleri Fakültesi de bunları eklenerek 10 tane fakülte oldu. İşte tıp fakültemiz son zamanda kuruldu. Yine tabii burada ziraat fakültemiz uzunca zamandır var. Yüksek okullar, 3 tane yüksek okulumuz var burada. Beden Eğitim Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Turizm ve İşletmecilik Yüksek Okulumuz var. Yine 6 tane meslek yüksek okulu var. Bunların en önemlilerinden işte birkaç tane sayacak olursak, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimleri Yüksek Okulu, Erhu Yüksek Okulu, Kurtarma Yüksek Okulu, yine Güzel Sanatlar Yüksek Okulu. Çok önemli araştırma merkezlerimiz var. Özellikle Siirt'in potansiyel tarım potansiyelleriyle ilgili olan araştırma uygulama merkezlerimiz var. Yine arıcılıkla ilgili birinci sırada görüyorsunuz. Arıcılık uygulama araştırma merkezimiz, bağcılık uygulama araştırma merkezimiz, bilim teknoloji uygulama araştırma merkezimiz var.
Yine kariyer araştırma uygulama merkezimiz. 11 yani önemli sıralıyorum değerli katılımcılar. Yine tarımsal çalışmalar uygulama ve araştırma merkezimiz mevcut bulunmakta. Yine daha tabii gelen şu an gelişmekte veya işte hazırlanma aşamasında olan birçok araştırma uygulama merkezlerimiz de mevcut. Bu anlamda şehrin ve bölgenin özellikle bütün potansiyellerinin akademik bir zeminde kullanmaya amaçlı bu uygulama araştırma merkezleri. Üniversitemizin 2019 verileri itibariyle 16.686 tane öğrencimiz var. 580 civarında bir akademik personelimiz var. 1000'e yaklaşık bir lisansüstü öğrenci mezun etmiş durumumuz var. Yine burada ARGE faaliyetlerinin yürüttüğü üniversitede özellikle proje yürüten hocalarımızın ARGE faaliyetlerini yürütmesinde yardımcı olan Bilim Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezimizi görüyorsunuz. Merkezimiz bünyesinde 8 tane laboratuvar var. Moleküler biyoloji laboratuvarı, mikrobiyoloji analiz laboratuvarı, gıda analiz laboratuvarı, özellikle bal analiz laboratuvarı gibi çok önemli bölgenin potansiyellerine hitap eden ve bölgedeki çiftçilere de bir anlamda hizmet eden laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda gördüğünüz üzere yüksek enstrümantal analiz cihazlarımız, yüksek teknolojideki enstrümantal analiz cihazlarımız mevcut. Yine real-time PCR'larımız, moleküler biyoloji laboratuvarına hitap eden ELISA sistemlerimiz, yine jel yürütme sistemlerimiz mevcut burada da. Üniversitemiz gerçekten genç bir akademik dinamiğe sahip ve bu genç bir akademik dinamik süreci de çok güzel projeler getiriyor. Üniversitenin kurulumundan bu yana birçok, burada sadece birkaç tane örnek olsun diye proje koydum. Özellikle tarımsal biyoteknoloji kapsamındaki projeleri buraya koydum. Birçok projemiz var. Projelerde olmaya da devam ediyor. DİKA'dan, GAP'tan, TÜBİTAK'tan, BAP'tan bu kapsamda birçok proje olduğunu söyleyebilirim. Yine üniversitemiz için geçen sene çok, bizim için de çok şanslı bir şey yaşandı. Üniversitemiz özellikle Tarım ve Hayvancılık'ta İhtisas Üniversitesi olarak seçildi. Yine bu bağlamda üniversitemizin seçilmesinin nedeni tabii ki ilimiz ve çevresindeki yine tarımsal ve hayvansal potansiyellerinin sonuç odaklı değerlendirilmesi amacıyla kuruldu. Biz de bu amaç ve misyonu tabii benimseyerek bu anlamda hem ARGE çalışmalarımızı hem işte bölgeye yönelik tarımsal faaliyetleri, tarımsal potansiyelleri sonuca doğru götürmek için, ürüne doğru götürmek için ya da katma değerli ürünler oluşturmak için projelerimizi hazırlıyoruz. Tarımsal biyoteknoloji bölümü olarak da bu sene özellikle fıstıkta periyodisiteyi azaltma ve periyodisite mekanizma, moleküler mekanizmasını anlama adına yaklaşık 1.9 milyonluk bir projemiz şu an öneri aşamasında. Umarım ki bu proje geçer ve Siirt Üniversitesi, Siirt Bölgesi adına çok güzel kazanımlar olur. Evet. Burada farklı fakültelerin geçirdiği projeler yaklaşık olarak 2019 verileri itibariyle 177 bin dolar gibi bir girdi olmuş, proje girdisi olmuş üniversitemize. Bu da gerçekten yeni kurulmuş üniversiteler için azımsanmayacak bir miktar diyebilirim. Yine burada doktora tezleri, master tezleri, işte DİKA'dan, Dicle Kalkınma Ajanslarından ve diğer kaynaklardan elde ettiğimiz projelerin sayıları. Toplam 294 2019 itibariyle, pardon 2020 itibariyle 294 tane projemiz var. Burada yine üniversitemizin Web of Science'daki akademik potansiyeli, akademik aktivitesini gösteren bir profil. Şu ana kadar 1000'e yakın bir SCI Expanded, SCI kapsamındaki şeyler var, çalışmalar var, makaleler var diyebilirim. Üniversitemizin H indeksi 32. Diğer verileri de görüyorsunuz. Evet, SWOT analize geçecek olursak, yani Siirt bölgesini özellikle tarımsal biyoteknoloji açısından ve bunu tabii üniversite sahne işbirliğine dökme anlamda ne gibi avantajlarımız var, güçlü yanlarımız var, onu sıralayacak olursak birkaç tanesini. Özellikle tabii GAP bölgesinde bulunmamız. GAP bölgesinde bulunmamızın en büyük avantajı tabii sulanabilir tarım alanlarının oluşması. Buna yönelik işte hayvancılık aktivitelerinin gelişmesi tabii ki çok önemli.
Yine Orta Doğu bölgesinde ve Orta Doğu pazarına yakın olmamız çok büyük bir avantajımız. Bu ürettiğimiz tarımsal ürünlerin bir şekilde pazarlanması şey olacaktı. Bizim için kolaylaştırıcı bir etken olacaktı. Genç bir nüfusa sahip olmamız, yeraltı kaynaklara sahip olmamız çok önemli bizim için. Evet, zayıf yönlerimiz de gerçekten genç bir nüfusa sahip bölgemiz. Ancak yeteri istihdamın olmamasından dolayı dışa çok göç veriliyor. Özellikle İstanbul ve diğer şehirlere çok göçlerimiz oluyor. Uzun zamanlı işte tarımsal planlamaların yapılamaması bazı istikrarsızlıklardan dolayı. Yine endüstriyel yapıların bölgemizde çok yaygınlaşmaması, tarımsal anlamında büyük girişimcilerin gerçekten çok az olması bölgemizde. Ve diğer şeyleri, etkenleri de görüyoruz. Biraz zamanı şey anlama kullanmak adına çok hepsine girmek istemiyorum gibi bazı zayıf yönlerimiz var. Peki fırsatlarımız nedir? Fırsatlarımız gerçekten coğrafik bölge olarak tarımsal alana çok elverişli bir bölgedeyiz. Yine GAP projesi kapsamında olduğumuz bir bölge olduğu için yine Çetin Barajı'ndan bahsettim az önce. Çetin Barajı gerçekten Türkiye ve Avrupa'nın en büyük proje, en büyük barajı. Ve bu barajlara yakın olmamız açısından önemli bir tarımsal faaliyete, tarımsal potansiyel sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yine kırsal kalkınma bir bölge olduğu için bölgemiz çok değişik, Avrupa Birliği olsun, diğer kaynaklar olsun, değişik fonlardan yararlanabiliyoruz. Evet, bölgemiz için genel olarak hangi tehditler var? Özellikle Suriye ve Irak'taki dengesizlikler, siyasi dengesizliklerden dolayı bölgede çok uzun soluklu, sürdürülebilir yatırımların yapılmaması en büyük tehditimiz olarak söyleyebilirim. Evet. Peki hedefimiz ne Siirt Üniversitesi'nde? Tabii ki akademik olarak, Ar-Ge olarak çok iyi bir yere gelmek. Yine patentlere çok katma değerli patentleri geliştirmek üniversite bağlamında. Çok fazla Ar-Ge bağlamında yine üniversite sanayi işbirliğini geliştirme anlamında değişik projeleri geçirmek, bu projelere üniversitenin destek olması. Yine üniversite bağlamında büyük girişimcilerin yetiştirilmesi, tarımsal ve hayvansal anlamında özellikle. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Benim anlatacaklarım bunlar. Biraz da zamanımız kısıtlı için biraz hızlı geçtim, kusura bakmayın. Şimdi ben sözü dilerseniz üniversite, kamu üniversite sanayi işbirliği üniversite sorumlumuz olan Sayın Doçent Doktor Fevzi Hansu hocama bırakmak istiyorum. Kendisi Fevzi dediğim... hocam, Fevzi hocam, Behçet hocam. Fevzi hocam söz almadan önce ben bir şey atladığım bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz Adana'da gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık. Harun Bektaş hocamız da gerçekten çok önemli katkılar yaptılar. Yani GAP bölgesinde böyle değerli genç hocalarımızın olması beni çok umutlandırdı, çok mutlu etti. Harun hocama da çok tekrar teşekkür ediyorum. Onu atlamış olmayayım diye söz aldım. Harun hocam merhabalar. Merhaba hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Benim için bir onurdu. Evet, evet. Yani Harun hocam yurt dışında Amerika'da doktorasını yapmış. Çok değerli bir arkadaş. Orada tanıma imkanımız oldu. Yani gerek bilimsel altyapısıyla, gerek İngilizcesiyle, gerek Amerikalı partnerlerimizle de çok iyi ilişkiler kurdu. Umarım bu ilişkilerinizi devam ettirirsiniz. Onlarla da ortak çalışmalar, onlar çok açıklar. Michigan State Üniversitesi biliyorsunuz Harun hocam. İletişiminizi kesmemenizi diliyorum. Behçet hocam zaten eskiden beri tanıyorum. Çok değerli bir arkadaşımız. Onu atladım, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Bu siz de şey hocam. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Fevzi hocam size şey yaptım. Buyurun lütfen. Araya girdim. Öncelikle çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz ve katkı sunan bu değerli açıklamalarınız için. Tabii bu konuda ben de Behçet Bey'e şunu hatırlatmak istiyorum. O
SWOT analizde özellikle güçlü yanlarımızdan bir tanesine bunu koyması gerekirdi. Genç, dinamik ve başarılı akademisyenlere sahibiz üniversite olarak. Ya gerçekten o açıdan şanslısınız. Bu önemli bir arttı. Yani evet, siz de evet. Söylediğiniz zaman altını evet. Çizdiniz. Size ayrıca bunun evet. için teşekkür ederim. Yani evet, çok, ben çok önemli. Kısaca biraz... evet, tabii bunlar önemli şeyler günümüzde gerçekten. Evet. Son zamanlarda ülkemizin teknolojik açıdan ilerlemesinin bir neden, önemli bir nedeni de bu olsa gerek. Ben sözü fazla uzatmadan hemen açıklamalarımı bizim üniversitede, kamu üniversite sanayi işbirliği açısından hangi aşamaya geldik, ne aşamadayız, neler yapıyoruz, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ben yaklaşık olarak 3 yıldır bu kamu üniversite sanayi işbirliği görevimde bulunuyorum. Üniversiteyi hem üniversitemizi hem de Siirt ilimizi temsilen ülke genelinde bütün üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan bir çalışma grubunu yürütmekteyiz. Bunu tabii Sanayi Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütüyoruz. Bizim de bununla ilgili tabii paydaşlarımız var. Özellikle il genelindeki paydaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. İl valiliği başta olmak üzere planlama koordinatörlüğü, ondan sonra sanayi müdürlüğü, ticaret ve sanayi müdürlüğü, ticaret sanayi odaları, COSGAP, kalkınma ajansları, OSB'ler ve bu benzeri kuruluşlarla biz sürekli irtibat halindeyiz ve düzenli toplantılar yapmaktayız. Bunun yanı sıra il genelinde her yıl en az iki bulacak şekilde genel olağan toplantılarımız oluyor. Bu toplantıların tabii biri yılın başında, biri de yılın sonunda değerlendirme toplantısı olacak şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süreç içerisinde ilimizde kamu üniversite sanayi işbirliği alanda yapılmış olan çalışmalarının genel bir değerlendirmesi yapılıyor. Bunlar önemli açıkçası. Öncelikle üniversitemizin, Behçet Hocam'ın da dediği gibi üniversitemizin tarım ve hayvancılıkta ihtisaslaşmada üniversite olarak seçilmesi bizim için önemli bir avantaj, önemli bir nokta. Tabii bölgenin de imkanlarına bakıldığı zaman tarım hayvancılık gerçekten önemli bir noktada. Araştırılması gereken konular var. Dolayısıyla sizin projenin konunuza gelecek olursak, AgriBiotech başlığı gerçekten benim dikkatimi çekti. Açıkçası bu bölgede de önemli bir ayağını üstlenebilecek hem bir potansiyelin olması hem de bu şekilde bir organizasyonun olması hem ülkemiz açısından hem de ilimiz açısından gerek ulusal arenada gerekse uluslararası arenada önemli bir artı olacağı düşüncesindeyim. Bunun için katkı sunan herkese teşekkür edelim. Tabii biz üniversite olarak, kamu üniversite işbirliği temsilcisi olarak biz neler yaptık? Bu 3 yıllık süre içerisinde kısaca bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle tabii 2007 yılında bu bayrağı devraldım. 2007 yılında hızlıca başladık. Bütün demin bahsettiğim paydaşlarla hemen irtibatlı olarak gerekli toplantılar yaptık. İlin stratejilerini belirledik. Bir genel bir SWOT analizi yaptık. Yani artılarımız, eksilerimiz, güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz nedir bunları bir değerlendirdik. Buna göre bir takım hedefler belirledik. Ve bu hedefleri de aylık raporlar şeklinde sürekli bakanlığa iletmiş online sistem vardı. O sistem üzerinden sürekli koordineli bir şekilde yürütmeye çalışıyorum. Hoşçakalın, konuşmalar aldım. Çok özür dilerim. Estağfurullah hocam. Bu arada 2018 yılında kamu üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde kamu üniversite sanayi işbirliği araştırma ve geliştirme uygulama merkezini kurduk. Bu merkezimiz halen üniversitemiz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Akabinde bir yıl sonrasında ise tabii bu üniversitemizin tarım hayvancılıkta ihtisaslaşma kapsamına alınmasıyla birlikte dışa açılan, ticari yönden dışa açılan bir kapı olmasını sağlamak amacıyla bir teknoloji transfer ofisi kurma kararı aldık ve bunun girişimlerini başlattık ve
YÖK nezdinde tabii gerekli izinler alınarak üniversitemiz bünyesinde 2019 yılı Aralık itibarıyla teknoloji transfer ofisi de kurulmuş oldu. Teknoloji transfer ofisi nedir? Gerçi Fatih Hocam mutlaka değinecektir, detaylı olarak açıklayacaktır ama ben kısaca yine bir özetlemek isterim müsaadenizle. Teknoloji transfer ofisleri genellikle üniversiteler veya teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesinde kurulmuş olan birimlerdir. Yani TTO'lar araştırmacılara, öğrencilere, işte fikrin geliştirilmesinden proje hazırlanmasına kadar üniversite sanayi işbirliğinde işte buluşların, fikirlerin hem patentlenmesi hem lisanslanması ve girişimcilik yoluyla ticari ürüne dönüştürülmesi için gerekli olan destekleri sağlayan bir birimdir. Bunun yanı sıra üniversitedeki araştırmacılara ve üniversite altyapılarındaki analiz, laboratuvar ve vesaire erişimlerde yine TTO'lardan destek alınarak bir takım faaliyetler yürütülebilir. Kısaca özetlersek TTO'lar üniversitelerin sanayiye açılan ticari bir kapısıdır açıkçası. Bunun yanı sıra üniversitemizde bir de patent ofisi, yani proje yönetim koordinasyonu ofisi ve patentleşme ofisi şeklinde bir araştırma uygulama merkezi birimimiz de oluşturuldu. Oluşturulan fikirlerin işte ticari ürüne dönüştürülmesi, patentleşmesi veya markalaşması için resmi olarak gerekli güvencelerin sağlanması veya güvence altına alınabilmesi için böyle bir ofis de kuruldu ve şu an hızla bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Akademisyenlerimizin buna ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Biz toplantılarımızı zaten tanıtım toplantılarına da çok ağırlık veriyoruz. Sürekli paydaşlarımızla koordinasyon içerisindeyiz. Ve hali hazırda bölgenin mevcut potansiyelini en iyi nasıl kullanabiliriz şeklinde araştırmalarımız devam ediyor. Harun Hocam olsun, Behçet Hocam olsun ve diğer ekiplerimiz, diğer asistan arkadaşlarımız olsun gerçekten çok büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Yani diyebilirim ki hafta sonları dahil haftanın 7 günü çalışıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu tabii sadece üniversite bağında değil, ulusal bazda değil. Hem ülkemizin uluslararası arenada belirli bir noktaya gelmesi açısından hem de ortaya somut bir ürün koymak amacıyla ve bir takım adımlar atmak amacıyla çok ciddi Ar-Ge çalışmaları da yapıyorlar. Kendilerini yürekten kutluyorum ve destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı tanıdığınız için de sizlere de çok teşekkür ederim. Projeniz gerçekten güzel. Yani bizi gerçekten etkiledi. Ben hatta bu toplantının daha da geniş alanlara yayılması için de bizim grubumuz, WhatsApp grubumuzdan bütün grup arkadaşlarıyla da paylaştım. Diğer paydaşlarla da paylaştım. İnanıyorum ki onlar da şu an bizleri izliyorlardır. Ben tekrar söz verdiğiniz için ve böyle bir çalışmaya girdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hepinize kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sonsuz saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz Sözcü Hocam. Değerli katkılarınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Fevzi Hocam. Çok güzel özetlediniz. Ama çok avantajlar var bölge için. İhtisas üniversitesi olmanız gerçekten çok önemli bir konu bence de. Yani tarımda fıstık, arıcılık, yani bunlar çok önemli konular. Çok değerli hocalarınız var. Ben de tanışma fırsatı buldum böylece Harun Hoca ile Behçet Hoca'yı zaten daha öncesinden tanıyordum. Çok iyi şeyler yapacağınızdan eminim. Yani inşallah bir konuşmalarda burada kalmaz, daha da ileriye götürebiliriz. Evet, çok özür dilerim. Bir alt parantez daha açmak istiyorum. Buyurun. Bu arada ben Bilmer Enstitü Müdürüyüm. Evet. Enstitümüz bünyesinde de yani bu tarım hayvancılıkla ilgili hali hazırda 5 ana bilim dalımız var ve bu 5 ana bilim dalımızın da 3'ü doktora koşullarını sağlamakta. Ve arkadaşlar gerçekten başarılı tezler yürütüyorlar, başarılı projeler, gerek BAP projesi olsun, gerek diğer kuruluşların projeleri olsun yürütüyorlar. Biz bunları da yakından takip ediyoruz, destekliyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor ki, yani fakülte olarak, yani eğer 3 programın 5 ana bilim dalından 3'ünün doktora koşullarını sağlaması demek, gerçekten güçlü bir akademik altyapıya ve kadroya sahip olması anlamına geliyor aynı zamanda. Gerçekten güzel çalışmalar var. Bunları inşallah sizlerin de destekleriyle, bu tür faaliyetlerle
gün yüzüne daha iyi çıkacaktır ve ülkemiz açısından büyük katkılar sağlayacaktır. Ben tekrar başta Ankara Üniversitesi olmak üzere Atatürk Üniversitesi olsun, işte Bolu Abant İzzet Üniversitesi olsun ve Siirt Üniversitesi olsun, projeye katılım sağlayan tüm üniversite ve ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bu yolda kendilerine kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Yani Ankara Üniversitesi TT ofisi de şahsım adına kendim de laboratuvarım her zaman işbirliğine açığız. Ortak çalışmalara açığız. İnşallah güzel şeyler gerçekleştiririz bundan sonra da. Amerika ile arkadaşlarımız zaten internasyonel arkadaşlar, yurt dışında bulunmuşlar. Yurt dışıyla da iletişimlerini kesmeyeceklerinden eminim. Herkese başarılar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Fatih Tunca. Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü olarak görev yapıyorum. Bugün size Agribiyotek projemiz kapsamında yaptığımız faaliyetlerin çıktılarını çeşitli yani ortak üniversitelerimizde yaygınlaştırma kapsamında edindiğimiz bilgileri aktarmaya çalışacağım. Projemizin konsepti şuydu. Amerika sağlık biyoteknolojisi de aslında öyle olmakla birlikte tarımsal biyoteknolojide dünyanın lider ülkesi. Türkiye'de de tarımsal biyoteknoloji ile ilgili tarım alanında inanılmaz büyük bir potansiyel olmasına rağmen gelirlerin nitelikleri yüksek teknolojinin üretimi konusunda biraz bakir kalmış bir ülkeydi. ABD'nin bu bilgisini, üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilik ile ilgili bilgisini ülkemize aktarabilmek üzere yaptığımız bir faaliyet, bir proje. Tamamen ABD Büyükelçiliği fonuyla desteklendi. Yani ülkemizden hiçbir maddi çıkış olmamış oldu. Normalde pandemi olmamış olsaydı bu eğitimleri yüz yüze yapacak olacaktık ve uygulamalı olacaktı. Böyle nasipmiş. İnşallah pandemi bittikten sonra bunların uygulamalarını da birlikte yapma fırsatı yakalarız. Bu kapsamda biz projenin ilk aşamasında bütün ortak üniversitelerimizle birlikte partner üniversitelerin tarımsal biyoteknoloji ile ilgili altyapılarını, çalışmalarını, projelerini, patent portföyü ile ilgili bir fizibilite çalışması yaptık. Akabinde Mart 2020, yaklaşık bir yıl önce, tam pandemi patlamadan önce Amerika'dan uzmanlarımız geldi. Onlarla birlikte bu fizibilite raporları üzerinden çeşitli tartışmalar yaptık. Şimdi de yavaş yavaş bu bilgileri size aktarıyoruz. Aktarmadaki gecikmemizin nedeni Mart ayındaki toplantımız esnasında pandemi patladı. Bu nedenle de projemizin bir süre durdurulması talep edildi. Durumun nasıl ilerleyeceği ile ilgili. Süreç uzayınca da yüz yüze yapmayı düşündüğümüz bu toplantıların online sistemler üzerinden yapılacak şekilde tekrar başlatılması konusunda proje revizyonumuzu yaptık ve şimdi aktarımları yapacağız. Ben size şimdi üniversite sanayi işbirliği modelleri, girişimcilik ve teknoloji hazırlık düzeyi ile ilgili çok kısa da teknoloji transfer ofisleri neler yapar bununla ilgili iki tane sunum yapacağım. Her iki sunumda yaklaşık 30'ar slaytlık 30 dakika kadar sürecek. Yüz yüze olsaydık aralarda soru sorun demeyi çok seviyorum ben tartışma olsun diye ama online platformda bunu yönetmek mümkün olmadığı için slaytları not alabilirsiniz. Sorunuz olursa sunumların sonunda sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. Bir diğer mevzu da uluslararası bir proje olduğu için katılımcıların arasında göremiyorum ama izninizle İngilizce bir anons yapacağım. Eğer Türkçe anlamayan bir katılımcımız varsa sunumu hem Türkçe hem İngilizce yapacağım. Hello, this is Fatih Tunca from Ankara University Technology Transfer Office. We are going to start our presentation today. If there is any participant who doesn't understand in Turkish, I can make the presentation in Turkish and English too. If you have such a problem, please notice. Tamam, sanırım bir yabancı katılımcımız yok. Ben izninizle ekranı paylaşarak başlıyorum.
Tamam. Bu sunumda üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilik ile ilgili birkaç bilgi vermeye aktaracağım, çalışacağım. İlk bölümümüz üniversite sanayi işbirliği modelleri hakkında bir bilgi olacak. Daha sonra girişimcilikle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra bu süreçte teknoloji hazırlık düzeyine bir giriş yapıp hangi fonlama mekanizmalardan yararlanabileceğine dair bir özet sunum var. Bu fon mekanizmalarının detaylarına girmeyeceğim. İleriki zamanlarda detaylı bilgi isterseniz zaten zaman zaman bunlarla ilgili ayrı eğitimlerimiz de düzenleniyor. Onları Twitter hesabımızdan takip edip katılabilirsiniz. Üniversiteden sanayiye bilgi transferinin genel olarak iki temel boyutta inceleyebiliriz. Bir, resmi kanallar, bir de gayri resmi kanallar olarak düşünebilirsiniz. Formal kanallarda genelde çok yaygın olarak görmüşsünüzdür işbirliği projeleri, collaborative proje diye, sözleşmeli projeler, akademik danışmanlık, akademideki fikri mülkiyetin patent, faydalı model vesaire lisanslanması, araştırmacıların firmalarda Ar-Ge merkezlerinde görevlendirilmesi veya firmaların çalışanlarının üniversitede görevlendirilerek eğitim alması ve akademik spin-off dediğimiz akademisyenlerin startup şirket kurarak girişimciliğe adım atmaları. Bir de informal channel dediğimiz unsurlar var. Bunlar da aslında çok yaygın olduğunuz unsurlar. Yayınlar, konferanslar, altyapının paylaşılması, eğitim aktivitelerini buna örnek olarak verebilirsiniz. Yani biz üniversite sanayi işbirliğini, bilgi transferini sadece sözleşmeli işlerle değil, yaptığımız yayınların sanayiye ulaşması ya da ekipmanların kullanımına işte çeşitli protokollerle izin verilmesi ya da bugün olduğu gibi çeşitli konferans ve eğitim faaliyetleriyle bilgimizin aktarılması şeklinde yürütebiliriz. Biz Ankara Üniversitesi olarak bu modelleri 3 grup altında gruplandırdık ve akademisyenlerimize bu 3 grup altında destek olmaya çalışıyoruz. Orta satırda her bir grupta hangi araçları kullandığımızı, kontratlarımızın yapısının ne olduğuyla da ilgili bir bilgi var. En altta da zaten informal dediğimiz gayri resmi kanalları da listeledik. Bunların her biri kullanılabilir durumda. Bu üç tane yaklaşımdan birincisi işbirliği veya sözleşmeli projeler, akademik danışmanlık dediğimiz projeler. Siz burada ne yapıyoruz? Gizlilik sözleşmesini imzalıyoruz. Firma ve üniversiteniz arasında protokolleri düzenliyoruz. Eğer bir ekipman paylaşımı varsa bu ekipman paylaşımı ile ilgili unsurları belirliyoruz. Üniversitemiz araştırmacısının veya firma araştırmacısının karşılıklı transferi söz konusuysa bunların koşullarını belirliyoruz. Ve bu proje sonucunda ortaya çıkacak fikri mülkiyet ticaretleştirdikten sonra nasıl paylaşılacağını belirliyoruz. Bir diğer unsur akademik girişimcilik. Akademik girişimcilikte laboratuvar ortamında hocalarımızın, öğrencilerin, yüksek lisans doktora öğrencilerinin ortaya çıkardığı fikirlerin ticaretleştirilmesi için çeşitli girişimcilik mekanizmalarından yararlandırılması. Burada gizlilik sözleşmesi ile ilgili hocalarımıza destek oluyoruz. Firmanın kuruluş prosedürleriyle ilgili destek oluyoruz. Yine aynı şekilde hocalarımızın özellikle teknokentlerde görevlendirme süreçleri vardır. Bununla ilgili süreçleri kendisine aktarıyoruz. Aynı zamanda hocalarımızın laboratuvarda ya da öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları patent ve faydalı model başvurusuyla sonuçlandırmışlarsa ve tescil edildiyse firmaları lisanslamayı tercih edebiliriz. Bununla ilgili de yine gizlilik sözleşmeleri her zaman olduğu gibi gündeme geliyor. Protokolleri hazırlıyoruz ve fikri mülkiyet paylaşım sözleşmesini hazırlıyoruz. Peki burada bu araçları ve kanalları özetleyecek olursak ne olur? Az önce bahsetmiş olduğum gizlilik sözleşmesiyle ilgili bizim standart formatlarımız var. Aynı zamanda hocamızın, öğrencinin irtibatta olduğu firmanın belirli bir standart formatı varsa bunu inceleyip kendilerine yorumlarda bulunuyoruz. Protokol ve ekipman paylaşımı için standart formatlarımız var. Hocalarımızın görevlendirilmesi için üniversiteye verecekleri dilekçelerle ilgili formatlarımız var. Bunu hocalarımızın kullanımına sunuyoruz. Bir de fikri mülkiyet paylaşımı ile ilgili standart formatımız var. Aynı şekilde eğer firma kendi formatını, sözleşme formatını dikte ediyorsa da bununla ilgili sözleşmenin incelemesini yapıyoruz.
Bu noktada hocalarımızın araştırma yapmasını teşvik etmek için söylediğimiz bir şey var. Hocalarımızın, akademisyenlerimizin bu işin teknik boyutunu, kapsamını belirlemesi, onun dışındaki sözleşmelerle ilgili yardımı bizden almasını talep ediyoruz hocalarımızdan. Tabii ki bu sözleşmeleri yaparken şunlara dikkat ediyoruz. Proje kapsamında bir yayın ortaya çıkacaksa, bunun izinleri, yani firmadan izinlerinin alınması, özellikle çıktıların hocalarımız tarafından akademik ve eğitim amaçlarıyla kullanım izinlerini göz önünde bulunduruyoruz. Üniversitemizin bir ekipmanını kullanacaksa firma amortisman maliyetlerini hesaba katıp üniversiteye gerekli ödemeleri yapmalarını göz önünde bulunduruyoruz. Eğer bir eğitim gerekiyorsa bu eğitimle ilgili organizasyon giderleri, eğitim materyallerinin hazırlanması ile ilgili giderleri firmaya yüklüyoruz. Ve işte bu süreçte konferans, networking faaliyetleri de yapılması mümkün. Lisanslamaya geçecek olursak, diğeriyle yine aynı şekilde bizim kendi formatlarımız olmakla birlikte firmanın formatları istenirse onlara da inceleyip hocalarımıza bilgi veriyoruz. Bu noktada da hocalarımızın fikri mülkiyete sahip olması en önemli koşul. Peki fikri mülkiyetle ilgili, lisanslamayla ilgili ne yapıyoruz? Yine hocalarımızın bu know-how'ı akademik ve eğitim amaçlı kullanımıyla ilgili izinlere sözleşmeleri ekliyoruz. Ekipman paylaşılacaksa bununla ilgili amortisman maliyetlerinin yanı sıra üniversiteden izinler vesaire gibi unsurlar devreye giriyor. Buna destek oluyoruz. Bazen fikri mülkiyeti firmaya lisansladığınızda teknolojiyle ilgili know-how'ı aktarmanız yetmiyor. Bununla ilgili firma çalışanlarına eğitim verilmesi gerekebilir. Bu tip bir eğitim ihtiyacı varsa buna bakmamız gerekiyor. Yine konferans, eğitim gibi networking faaliyetleri de olmazsa olmaz olarak devam ediyor. Peki akademik spin-off'lar için ne yapıyoruz? Yeni kurulan bir firma olduğu için onlara işte bizim kendi standart NDA formatlarımızı veriyoruz. İsterlerse kendi yapılarını kurgulayabilirler. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket kurma prosedürleriyle ilgili yönlendirme yapıp üniversiteden izin süreçlerinin hızlanması için doğru dilekçe formatlarının, doğru başvuru formlarının hazırlanmasını sağlıyoruz. Yine aynı şekilde akademisyenlerin üniversiteden izin alması gerektiği için izinle ilgili süreçleri yapıyoruz. Bu noktada da hocalarımızın, öğrencilerin bize ürün ve iş fikriyle gelmesi yeterli. Onun dışındaki prosedürlerle ilgili çeşitli eğitim ve mentorluk faaliyetlerimiz ve standart formlarımızla destek almaları mümkün oluyor. Peki informal channels olarak akademik spin-off'larda neyi tavsiye ediyoruz? İşte hocalarımıza yayın yapmadan önce eğer bir patent, faydalı model, tasarım gibi tescile gidebilecek bir know-how söz konusuysa başvurularının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yine ekipman kullanımı ile ilgili üniversite izinlerinin alınması, hocalarımızın veya öğrencilerin eğitim ve mentorluk ihtiyaçlarının belirlenip bununla ilgili destek